Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün LD Player'dayız. Kore hesabındayız ve LD Player ayarlarımı ve tuş ayarlarını göstereceğim size. Hemen şuradan seri şekilde ayarlara girelim arkadaşlar. Ben 1920x1080p'de oynuyorum. 480 DPI'm var. Bilgisayarım orta segmentin biraz üstünde. Yani ekran kartı ve işlemci biraz iyi yani. Ortanın biraz üstünde. RAM'im 16 GB falan. Her neyse. Sizin bilgisayarınız eğer 8 GB'dan az RAM'iniz varsa ve ekran kartı ve işlemci olarak da biraz zayıfsa bilgisayarınız, 720p'de oynamanızı tavsiye ederim. Bu DPI ayarı da görüntüyü biraz daha güzelleştiren bir ayarmış. Ben bunu mouse'un DPI ayarı falan zannediyordum önceden. Bunun alt sınırı 160, üst sınırı ise 480. Hemen şuradan o ayarı da değiştirmek için DPI ayarına buradan arkadaşlar 360, işte 160 falan filan girebilirsiniz ama en üstünde 480 olduğu için ben 480 yapıyorum. Görüntü kalitem daha güzel oluyor. Ondan sonra CPU kısmında arkadaşlar 6 çekirdekli bir işlemcim var. Burada tavsiye edilen 4 diyor. 6'yı seçmeye hiçbir şekilde gerek yok. RAM kısmında RAM'im 16. Burada tavsiye edilen 4 diyor ama 16 GB, bu 8 GB RAM'lere tavsiye edilen bir şey olduğu için bende 16 RAM var ve ben 8 GB kullanıyorum. Burada yapacak bir şey yok. Burada arkadaşlar şurada zaten ekran kartınız bana söylüyor. GTX 750 Ti varsa, 750 Ti ve üzeri varsa 1080p oynayabilirsin diyor bu oyunu diyor. Hashler göründüğünde de GTX 960 ve üzeri diyor. Buradan benimki RX 580 var ekran kartım. O yüzden hashler de oynayabiliyorum. Hashler de oynayabiliyorum zaten, sıkıntı olmuyor. Burada mikrofon ve kulaklık ayarları var. Buradan seçersiniz zaten arkadaşlar siz. A kısmına geç, kısa yolları geç. Wallpaper settings. Arkadaşlar burada arka plan resmi. Şuradan bastığın zaman direkt olarak değişiyor şöyle. Göstereyim ben. Şuna bastığım zaman bak böyle oldu falan filan. Buradan kendi resminizi de koyabilirsiniz isterseniz. O size kalmış. Burada yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Hızlı mesaj, Türkçe falan her neyse. Kaydedelim ve şu oyuna bir girelim bakalım. Evet arkadaşlar, Kore hesabına girmiş bulunmaktayız ve beni böyle bir görüntü karşıladı. Şuna bakar mısın ya? Beryl M762. En sevdiğim taarruz tüfeği arkadaşlar. Tabi Groza'dan sonra. Abi silah seviyorum ya. Ki buna da şimdi düzenleme geldi. Efsane bir şey oldu. Bu buz diğer kaskımız. Bunun tavası da var mıydı ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet aynen, tavası da var. Sonra başka hangi silahı çıkartmıştık biz buradan? AUK deseni çıkartmıştık. Klasik sandıktan galiba. Sonra bunu gümüş parçalıkla aldık. Abi en önemlisi burada. AVM. Şimdi arkadaşlar ayarlara geçelim. Grafik ayarları. Buraya hiç anlatmayacağım. Burada zaten sizin bildiğiniz gibi. Burayı da anlatmayacağım. Buralara zaten gerek yok. Ben burada en önemli şey kontrol arkadaşlar. Kontrol ayarlarını gelelim şimdi. Hesabı bir resetleyelim. Şöyle F11'e basalım. Şuradan klavye tuşlarını açalım. Arkadaşlar sizde bu yüksek ihtimal varsayılan da gelecektir. Böyle gelecek bu. Bunu abi hemen şuradan 2K re-click aim alıyoruz. Kaydet diyoruz. Şimdi ya, şu anda hiçbir sıkıntı yok normalde. Hani arabaya binmede sıkıntı yok falan, işte ateş etmede falan sıkıntı yok. Eğilmede, yatmada falan filan, koşmada hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Ama arabadan inme sıkıntısı var. Bunu çoğu ben başka yerlerden falan izledim. Hepsi işte şuraya geldi F kısmına arabadan inmeye falan. Şuraya geldik yok kod yazmaya falan filan, bir sürü uğraşıyorlar arkadaşlar. Hiç gerek yok abicim. Şunu alıyorsun. Aha buraya koyuyorsun, bitti. Ha bu kadar. Ne gerek var ya? Ama tek sıkıntı, çözemediğim bir şey var. Şu adamı öldürdünüz ya. Şu adamın sandığını atacaksınız. Tek sıkıntı bu. Bunu açmıyor. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Ben bunu buraya da alsam, üstüne F'yi koysam gene açmıyor. Bunda başka bir şey var. Başka bir sıkıntı var galiba. O yüzden işte loot yaparken işte kontrol tuşuna basıp fareyi etkinleştirip fareli üzerine tıklamanız lazım. Bu kadar. Başka hiçbir şey gerekiyor arkadaşlar. Bütün ayarları kendi otomatik yapıyor zaten. İşte F'ye bastığın zaman işte arabada biniyor ve iniyor artık. Onda bir sıkıntı yok. İşte şuralara falan baktığımızda tuş ayarları zaten burada belli. Neyse bu kadar. Şimdi hemen şuramı kaydet. Exit. F11. Hemen bir Avrupa'da bir One Man Squad bir yapıştıralım abicimiz. Evet arkadaşlar, hemen Salonk'un bootcamp'ine Living Mistation'a atladım. Burası çok kalabalık oluyor ya. Ama şu an gelen yok galiba. Bir ileri tarafa iki kişi indi. Onu gördüm. Hemen şuraya seri şekilde lootlayıp. Oğlum gerçekten kimse gelmedi lan buraya.
Enteresan abi ya, çok enteresan. Aha. Neredesin? Gördüm. Bak, kilimi çalma. O kilde benim hakkım var. Ha, sus, tamam. Galiba başka yere yöneldi. Bottu galiba. İki botçuk kendi aralarında savaşıyordu ama biz müdahale ettik. Hemen oradan bir kilimizi aldık. Lan geç şuradan. Ama herhalde hiçbir sıkıntı yok. Aha. Bir kişi var. Ama benim hassasiyet ayarları çok kötü. Özellikle dürbün hassasiyet ayarları çok kötü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi F tuşuna basmıyor. Yani kutuyu açmıyor. Böyle elimizi açmak zorundayız yani. Fareydi. Neyse, 3 seviye yelek bulduk. Güzel oldu bu. Abi şu lazerden nefret ediyorum ama taktık. Yapacak bir şey yok. Ses aldım. Vektör. Sessiz ve derinden. Lootuna bakalım da. O AKM. Ver abi AKM'yi. Arkadaşlar beril bulursam direkt berile geçeceğim. AK falan, M4'ü falan her şeyi salacağım. İyi, şu Kar98 çok iyi oldu ya. AK ve Kar98 mükemmel ikili. Evet, yolunu kaybetmiş bir yapay zeka arkadaşlar. Şunu lan, Red Dot'ı ver. Ver abi. Şu kalsın. Şuna gerek yok. Tamam, güzel. Bak, bu airdrop benim. Kimse gelmesin. Ya çoğu oyunda insan var mı bilmiyorum ki. Of, kompansatör çok oldu. AKM X'de ve Groza. Sal AKM X'yi ya. Ben adamın kafasına vursam. Lan. Kafasına da vursam, beline de vursam. Hiç gerek yok ya AKM X'ye. Yani X'de olan silahları kullanmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Tabi elinizde aynı silahtan varsa, mesela Groza çıkmasaydı ben AKM X'ye alabilirdim. O ne lan? Bak hala. Abi o ses ne? Şimşek mi çakıyor? Ne oluyor orada? Neyse, biz şurada şuraya doğru gidelim. Bak UMP'li. 35 saniyede sıkıyorsun. Ya kolsuzsun ya botsun. Gerçi kolsuz da bot gibi oynadığı için duydum. Abi Groza mahvediyor ya. Bakar mısın? 2 saniyede 2 kill. Şu nerede? Birader seni bir alalım da. Abi şu sıkan çok yakın görünüyor ama. Pardon, sesi yakın geliyor ama. Görünürde kimse yok. Lan neredesin? Bak hala. Ha gördüm. Lan şu. Abi ben bunu var ya çalı zannediyorum ya. Arkadaşlar şimdi bu haritada beta olduğu için görüntü biraz sıkıntılı yani. Uzaktaki çalılar falan insan gibi görünüyor. Vallahi. Abi yavaş. Bak. Oğlum önümde. Nerede lan bu adam? Lan. Oha. Abi botlar da mı yere atıyordu ya? Lan hop hop. Yavaş 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 yavaş. Bir dakika, dur dur dur, sıkma abi, sıkma. Oha, hiçbir şeyim yok. Bak hala sıkıyor. Arkadaşlar bu adam hile. Ben bilirim ya, ben net bilirim yani, bu adam hile. Çünkü bir insan ağacın arkasından hala sıkmaya devam ediyorsa abi yok, bu adam hile. Bak şimdi hemen size göstereceğim. Bak abi, bak dur. Gel böyle. Vuramadı. Evet. Bakar mısın? Adam yürürken ateş ediyor ve bana headshot geldi. Abi ya, oha be. Yani bak, sizden bıktık artık ya. Bir defolun gidin. Ölün amına koyayım ya. Aha, şuradan biri gidiyor. Bekle. Öyle git, devam et. Ha, güle güle. Evet. Oğlum. Ya galiba buraya kadar ya. Bu oyunu win almam imkansız gibi bir şey. Çünkü hile var karşında.
Hileyi öldürmek hani zor abi, zor. Gerçekten çok zor. Duydum. Bak bak bak, bana başlamış bak. Gel lan. Güle güle. Oğlum. Sizden bıktık artık, bıktık. Bir hayatımızdan çıkın gidin artık. Oh be, vallahi içim rahatladı ya. Şu an var ya, ölsem bile hiç sıkıntı değil ya. Gerçekten sıkıntı değil. Şu kiti ver abi. Şu 4x at. Şu bandaja bas. Evet, bas abi, bas bas bas. Evet arkadaşlar, size şimdi K98'in reload'unu göstereceğim. Eğer K98'de bir mermi varsa sıkın abi. Evet, son 3 kişi kaldı. Lan! Oy! Lan bak, oha. Arkadaşlar hassasiyet ayarlarını yaparken 6x'i unutmuşum galiba. Bir taneye de hassasiyet çok düşük. Şu an girip yapamam. Bu adamı seri öldürmem lazım. Ama 3 seviye kaskı var, tek yemeyecek. Bak göstermez bak. Abi böyle adamlar beleş pozisyonu severler. Sizi sırttan vurmayı çok severler. Böyle insanlar var ya, sırtınızı kesinlikle dönmeyin. Bekleyin abi, sabırla bekleyin. Ama ben şu an sabredecek miyim? Hayır. Bak 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 bak, izle. Bak, görüyor musun bak bak. Hadi be, geç kaldım. Tamam, abi bunlar beleşçi beleşçi. Böyle insanlar hep sırttan vurur. Bak bak, izle bak şimdi bak. Nasıl çıkıyor. Ne oldu lan? Yedim bir tane. Geliyorum lan. Rushlayacağım onu sana. Sen bittin oğlum. Gel. Lan kime sıkıyorsun? Duydum. Öl lan artık, öl. Gel böyle. Ha, güle güle. Ne? Bitmiş. Evet arkadaşlar, 14 kille win'imizi almaya başardık. Bol botlu bir oyundu çünkü ligim çok düşük. Bu hesapta hiç kimse oyun oynamıyor. Sadece madalyon biriktiriliyor, sandık falan biriktiriliyor. Hani sandık biriktirmek için de birkaç maça giriliyor. Yani hesap yükselmiyor yani, taça falan çıkmıyor hiçbir şekilde. Bronz 4 veya 5 olması lazım, tam bilmiyorum. Neyse, güzel maçtı. Bir tane hileci vardı oyunda. Yani bütün gerçek adamlar zaten o öldürdü diye düşünüyorum. Bana da 2-3 tane falan bırakmış sağ olsun. Bir de kendini bıraktı. Kendisi zaten insan değil de, her neyse. Güzel bir oyundu. Kore hesabımda böyle bir video olsun istedim. Böyle bir de maç yapmak istedim. Video beğenirseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın.